Peygamber Efendimizin sofrasında yemek adabı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemekten önce ve sonra ellerini temiz görünse bile yıkardı. O yemekten önce ve sonra ellerin yıkanmasını yemeğin bereketi olarak ifade ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işe başlarken olduğu gibi yemekten önce de besmele çekerek Allah'ı anmış ve bir kimse evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der buyurmuştur. O besmelesiz yenen yemeklerde bereket olmayacağını belirterek yemeğin başında unutulması halinde biriniz eğer yemeğin öncesinde besmele çekmeyi unutursa Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi desin buyurmuştur. Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyu develerin içişi gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için, içerken besmele çekin, içtikten sonra da Allah'a hamd edin buyurmuştur. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre o kabın içine solumayı veya üflemeyi de yasaklamıştır. Onun sofrası mütevazi bir yer sofrasıydı. Yemek yerken diz üstü oturur, sırtını bir yere dayamazdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemekten sonra sofradan hemen kalkılmamasını tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Sofra kurulduğu zaman sofra kaldırılmadıkça kimse kalkmasın. Kişi doysa bile sofradakiler yemeği bırakmadıkça o da elini çekmesin. Kendisine fazla gelse de yemeğe devam etsin. Çünkü kişi yemeği bırakmakla yanında oturan kimseyi utandırır ve bu kimse ihtiyacı olduğu halde yemeği bırakabilir. Allah Resulü ayakta bir şey yeme ve içmeyi de uygun görmezdi. Yemeğe besmele ile başlayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemekten sonra da şu ifadelerle Allah'a hamd ederdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn. Bize yediren, içiren ve bizim Müslüman olmamızı sağlayan Allah'a hamd olsun.